Ufak da olsa bir tadımlık çilek nasıl yetiştirebiliriz? Bahçemizin köşesinde nasıl bir yer edinmemiz gerekir? Onu da sizinle paylaşalım. Buyurun. Gördüğünüz gibi böyle bir çilek dikim yeri hazırladık. Buna marşlama diyoruz. Bir toprak yığınını oluşturup böyle bir branda serip brandayı da bitkileri dikeceğimiz şekilde kestik. Onu da sizinle paylaşayım. Bunu nasıl yaptık diye makasla bıçakla kestiğimiz zaman bu biraz daha böyle tüyleniyor. İnsanın elini ayağına dolaşıyor. Biz ne yaptık? Ufak bir ateş yaptık, yaktık. Soba borusunu ısıtıp koyduk ve güzel bir şekilde böyle simetrik olarak bunu kesmiş olduk. Hem de çok böyle şey oldu, böyle tüylenmesi, dikim yaparken direkt toprağa bulaşıp da yani biraz hijyenik olsun ve nemini kaybetmesin diye böyle bir üretim tekniği var. Biz de bunu bu şekilde hazırlamış olduk. Şöylece de dikiyoruz çileklerimizi. Yine bu çileğimizin dikim içinde güzel bir toprak hazırlamamız gerekir. Onu da zaten hazırladık. Belli bir oranda gübre karıştırdık toprağımıza. Ve böylelikle de sağlıklı bir inşallah çilek yetiştiririz diyorum. Evet. Şimdi bunun suyunu vereceğiz. Büyüdükçe bu iki tarafa da yayılarak dalını kolunu atacak. Burada 3 tane de ya işte toprağımız yok, balkonda terasta ufak da olsun bir tadımlık yetiştirelim diyorsanız da onu da burada sizin için şöyle bir saksıya paylaşacağız. Saksımızın drenaj deliğini çakılla kapatıyoruz. Balkon ve terasta rahatlıkla yetiştirebileceğimiz bir çilek yöntemi. İsteyen bahçesine bu şekilde dikebilir. İsteyen balkon ve terasında da böyle bir saksıya dikip asıp rahatlıkla bir çilek yetiştirip tadını alabilir. Umarım hobi amaçlı yapmak isteyenlere iyi bir örnek teşkil etmişizdir. Bizim yapmış olduğumuz uygulamaları uygulayaraktan sağlıklı, bol, kazançlı, verimli bir yıl geçirirsiniz.